Benimkinden koy sana. Fırat. Ne bu hal? Tek başına bu saatte sen burada böyle. İyi geliyor burası bana. Biraz oturup kalkacağım. Şimdi dışarı çıksam müzik sesleri falan kafam kaldırmaz. Sen işine bak. Sorun yok yani. Önemli bir şey yok. Bir tane de ben istiyorum. Şerefine. Arkadaşlar böyle günler içindir. Yani ortağımı yalnız bırakamam. Anlat bakalım neler oluyor? Neresinden başlayayım? Anlatsam herhalde roman olurdu. Sermet'le papamız, Narin'le kavgalıyız. Baldızımın dertleriyle uğraşıyorum. Bitmeyen dertler yani. Benim de hayatımda böyle günler oldu. Ama artık başımı derle sokan kimse yok. Böyle uzun, sakin bir yolda gidiyorum. Ama her gün aynı. Bazen diyorum ki, keşke o insanlar yine olsalar ve keşke yine başım derde girse. Ben yalnız hayatımda bir mola istiyorum. Böyle alt üst olmak bana göre değil. Ha, anladım. Sen tam şımartılmış bir prenssin. Sağ ol. Sen de başla. Bir sene eksiktin. Tamam, sustum. Fırat, ne oldu? Ben şımarık prens falan değilim. Öyle bir şey yok yani. Tamam. Ben reisim, bu evin reisiyim, bu evin babasıyım ben. Tamam mı? Tamam. Sen de benim canımsın. Tamam. Karımsın sen benim. Tamam. 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 Senin de enişterim. O kadar. Bu evde ben ne dersem o olacak bundan sonra. Tamam canım. Tamam, başlarım sizinkisi. Ha, yat sen hadi. Yat. Bravo sana. Bravo. Ne olmuş buna böyle be? Anlamadım ki. Bilmiyorum. Babama kızdı, bozuldu herhalde. Haksız da sayılmaz tabii. Neyse, boş ver. Ben eğitim, ben. Hadi git yat sen. Tamam. Uyun, reis beyim, her şey yok. Tamam canım, hadi. Hadi uyu sen. Uyu, al ayakını. Ben babayım ha, babayım. Gelsene Narin biraz yanıma. Tamam, geleceğim. Duracağım. Hayır. Dur. 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 Müvekkilim hastaneye sadece yaralı damadını ziyarete çıkmıştır. Ayrıca hastayla hiçbir şekilde odada yalnız kalmamıştır. Hastayı ziyaret ettiği sırada sürekli yanında bir hasta bakıcı bulunmuştur. Şahit Sami Altın dışarıda. İsterseniz çağırıp sorgulayabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz, cevaplar. Abi, Moskova serbest. Sami işi de tamam. Yalnız öbür mesele var ya beni yönlendirdiğin. Ben ona geç kaldım abi ya. Kızım, çok sağ ol ya her şey için. Bana yaptığın en büyük kötülük buydu işte. En büyük kötülük buydu. Ne dövmen ne de sövmen. Anladın mı? Benim gibi bir insanı buna mecbur bıraktın. Senin gibi bir katili savunmak zorunda bıraktın beni. Ama ben bunu senin için yapmadım. Annem için yaptım. Anladın mı? O kadersiz, zavallı, çaresiz annem için. Sana olan sevgisine hürmeten yaptım. Ah, Narin. Kızım. Narin kızım, iyi misin? Ah, ah. Taksi ar, taksi ar Suzan. Araba alıp geliyorum ben. Al çantayı. Sakın, ah. Sakın dayan kızım. İyi misin? Ay. Dayan, ha? Dayan kızım. Selam. Nasılsın? İyiyim, sen? İyidir.
Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? Yani çok iyi değilim, sabaha kadar uyumadım. Boş ver beni de, siz ne yaptınız akşam? Ne oldu? Bir şey olduğu yok işte ya. Moskov yüzünden Fırat'la Narin birbirine girdiler. Sonra Fırat bastı gitti, akşam geri gelmiş. Aman işte Narin babasının işini halledecek yani. Sen bunları kafana takma kızım ya. Boş ver, sen dinlenmene bak. Ben akşam gelirim, seni alırım. Bir yemek yeriz, bakarız keyfimize. Tamam canım? Tamam. Ben Narin'i ararım. Görüşürüz. Sermet Bey, hanımefendim geldi. Ali'yi arıyor ama ben ulaşamadım onu. Tamam tamam, anladım ben seni. Hoş geldiniz Lale Hanım. Ben Sermet Karayel. Memnun oldum. Sizi tanıyorum aslında. Yani gıyaben. Ali benim için rahatsız etmişti sizi. Hı. Buyurmaz mısınız? Ne içersiniz? Sade bir kahve olabilir. Hemen Sermet Bey. Vallahi Lale Hanım, yazdığınız diziler yıkılıyormuş. Vallahi bizi de yıkıyor. Hayat kolay değil bizim sektörde. Hangi sektör kolay ki Lale Hanım? Ali Bey yeni bir projeye gireceğinizden bahsetti. Sanırım siz de bizim sektöre girmeye niyetlisiniz. Yani proje büyük de tam olarak sizin sektör diyemeyiz yani. Mesela bizim iş garanti. Bir sene devam edecek. Ve aldığınız ücretin iki katına vereceğim. Neden? Sizin gibi bir senaristi başka türlü nasıl ikna edebilirim ki? Merak ettim şimdi ben bu işi. Recep, o nasıl söz öyle ya? Ağzından yel alsın. Açmıyor mu Fırat? Ölüm abla ya. Bir de ben bakayım, ben bulurum onu şimdi. Selvi, bir kahve yapsana bana. Arayayım bakayım, arayayım. Abim aramak yemiyor tabii. Ali'yi arayıp diyorsunuz. Sağ ol. Hayatımda daha acayip bir şey duymadım. Nasıl fikir ama? Yani bugüne kadar yazdığınız her şey böyle yalanlı olan karakterlerdi. Şimdi bildiğin etli canlı kanlı insanlar oynayacak ya. Yani adamın repliklerini falan. Ha. Şimdi senin yazdığın her şey böyle olay olmuyor mu? Hep vurucu cümleler falan kurmuyor musun? Böyle bir olay örgüsü kuracaksın işte, olacak bitecek. O adamı nereden bulacağız peki? Buluruz ya, bizim Ali bir sürü oyuncuyla görüştü. Şimdi beraber bir seçme yaparız. Var mısın? Of. Hayır desem ömür boyu pişman olacağım. Evet desem de öyle. Bir yandan illallah geldi bizim sektörden. Yalnız bu işi yaptığım duyulursa beni de sizin o ırmağın yanına kapatırlar. Yani bu işin gizli kalması lazım. Sence ben duyulmasını ister miyim? Değil mi? Sonra beraber üçümüz volta atarız avluda. Yani belki üçümüz olmayabiliriz. Sermet Bey. He? Kapıda bir sürü yakışıklı adamlar var. Seçmeye geldiler diyorlar. Herkes Ali'ye soruyor. Ne yapalım Lale? Yani önce bir kızı görmem lazım. Sonuçta birbirlerine uygun olmaları lazım. Tamam canım, kızı gösteririz. Ben ne yapayım o adamlara? Sen adamların hepsini al, salona yerleştir. Başlarına da Turgut'u koy. Tamam. Ha, kızı gösterecektim ben sana. Kız bu. Oo, Hatun Taş'mış yalnız. Yanındaki kim? Yanındaki olayın kahramanı. Bizim birader. Hı. Şimdi bu kız bizim biradere sırılsıklama aşık. Yani hatta böyle rahatsızlık verecek şekilde aşık. Ama bizim birader evli. Allah nasip ederse bir de çocuk bekliyor. Mevzu bu yani. Olur, inanırım. Adam Hugh Jackman'dan yakışıklı. Yani nasıl bulacağız öyle birisini? Sorun değil. İyi oyuncu olsun, hallederiz. İyi, tamam.
Sonra ben bu hikayenin dizisini yazarım ama. Yayına çıkmaya ömrün yeter mi bilmem. Yazma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.